Türkçe Peri Masalları. Venedik Taciri. Güzel Venedik şehrinde yaşayan Antonio adında zengin bir tüccar varmış. Merhaba Antonio. Bassanio, uzun zaman oldu. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Şaylok bayım, yarın borcumu ödeyeceğim. Söz veriyorum. Anlaşma anlaşmadır. Söz de sözdür. Parayı bugüne kadar ödeyeceğine söz vermiştin. Ödeyemezsem dükkanım sizin olsun demiştin. Borcunu ödemedin. Yani bu durumda dükkanın benim. Size olan borcum sadece 50 dukat. Dükkanım ondan çok daha fazla para eder. Onu dükkanını bana söz vermeden önce düşünecektin. Şimdi çekil yolumdan. Shiloh, bekle. Al, Mersanio'nun sana borcu olan 50 dukat. Hayır, neden senin paranı alayım ki? Mersanio'nun bugün borcunu ödemesi gerekiyordu. Gün daha sona ermedi Shiloh. Gün batımına daha saatler var. Parayı al. Dükkanını da unut. Yoksa seni mahkemeye şikayet ederim. Peki. Antonio. Çok teşekkür ederim Antonio. Sana yarın parayı geri ödeyeceğim. Söz veriyorum. Bundan eminim Mersanio. Antonio, çok fenasın. O şeytan Shiloh senden nefret ediyor olmalı. Boş ver onu. Bana düğün hazırlıklarının nasıl gittiğini anlat. Fena değil. İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Bir sorun mu var Bassanio? Hayır, her şey yolunda. Sen ve ben arkadaşız. Bana derdini söyle. Bu hafta biraz para bekliyordum. Ama en az 5 ay sonra gelecek. Bazı şeyler satın aldım. Şimdi onların parasını ödemem lazım. Ne kadar? Yaklaşık 3000 duka. Çok para harcamışsın. Biliyorum. Porsche'ya bir yüzük aldım. Sonra 500 yoksula yemek vermek ve hediye dağıtmak istedik ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok asilce Bassanio. Sana memnuniyetle borç veririm. Ama şu anda bende de 3000 duka yok. Ama 3 ay sonra gemilerim gelecek. O zaman elime binlerce duka geçecek. O zamana dek çok geç olacak. Düğün haftaya. Bir fikrim olabilir. Benimle gel. Oh, şu Antonio yok mu? Burnunu sokmasa 500 dukalık dükkanı 50 dukaya alacaktım. Sürekli işime burnunu sokuyor. Cezasını çekeceksin Antonio. Bir gün bedelini ödeyeceksin. Shiloh mu? Hayır Antonio. Shiloh'tan para almana izin vermem. Nasıl bir dolandırıcı biliyorsun? Sadece 3 aylığına Bassanio. Gemilerim geri geldiğinde 3000 dukayı kolayca ödeyebileceğim. Shiloh? Antonio! Paraya ihtiyacım var. Senin mi? İşlerimi batırmak için bağış yapıp duruyorsun. Paraya mı ihtiyacın var? Haksızlık ediyorsun Shiloh. Bunun farkındasın. Bana 3000 duka lazım. 3000 duka mı? Bu Antonio'yu mahvetmem için bir şans. Bana ettiği hakaretlerin ve bozduğu planlarımın intikamını alacağım. Tamam, sana faizsiz borç vereceğim. Ama 3 ay sonra borcunu ödeyemezsen, sahip olduğun her şey benim olur. Anlaştık mı? Bu düpedüz kandırmaca Shiloh. Antonio, hadi gidelim. Merak etme Bassanio. Gemilerim 3 ay sonra dönecek. Afrika'dan yola çıktılar bile. Endişe edilecek bir şey yok. Paraya şu an ihtiyacın var dostum. Tamam, kabul ediyorum.
Bassanio, Antonio için endişeliydi. Shylock'a güven olmayacağını biliyordu. Ama Antonio kendine güveniyordu. Shylock ona 3000 dukayı verdi. Bassanio artık düğün planlarını gerçekleştirebilirdi. Bassanio güzel, akıllı ve bilge bir kız olan Portia ile evleniyordu. Portia için satın aldığı güzel yüzüğü ona verdi ve Portia ile Bassanio zenginliklerini yoksullarla paylaştı. Onlara ziyafet düzenleyerek hediyeler dağıttılar. Teşekkürler Antonio. Bunların hiçbiri sen olmasan olmazdı. Yapma Bassanio. Böylesine asil bir kutlamaya nasıl yardımcı olmam? Hayır, ciddiyim. Portia, Antonio düğün için o şeytan Shylock'tan bize 3000 duka alabilmek için her şeyini riske attı. Ne? Buna göz mü yumdun Bassanio? Merak etme, ikiniz de. Gemilerim geri geldiğinde bolca param olacak. Aradan aylar geçti. Bassanio ile Portia birlikte çok mutluydu. Antonio onlar için aileden biri gibiydi. Antonio'nun Shylock'un parasını ödeme zamanı yaklaşmıştı. Efendim, size mahkemeden bir belge geldi. Bu da ne şimdi? Nedir o? Shylock'un şikayetiyle yarın mahkemeye davet ediliyorum. Parasını ödemediğim için yargılanacakmışım. Vakti gelmiş miydi? Borcu ödemek için en az 10 günümüz daha olduğuna eminim. Affedersiniz efendim ama size bir şey söyleyebilir miyim acaba? Elbette Rivas. Ne oldu? Lord Shylock sözleşmelerdeki tarihleri değiştirmesiyle tanınıyor. 18'i 8 yapmış olabilir diye düşünüyorum. Durun. Onu öyle tutuklayamazsınız. Yarın mahkemeye çıkması gerekiyor. Lord Shylock Thunders kaçmaması için tutuklanmasını talep etmiş. Antonio! Oh! Ne oldu? Denizde fırtına mı çıkmış? Antonio'nun gemileri. Evet. Gemiler. Ama Shylock bir gün daha beklemeyecek. Bu yeni haberle arkadaşım mahvolacak. Hayır. Antonio'nun zarar görmesine izin vermeyeceğim. Ona git Bassanio ve ona fırtınadan sakın söz etme. Bir şey söyleme. Shylock'a bir ders vermenin zamanı geldi. Antonio'nun avukatı olarak mahkemeye çıkacağım. Sen mi? Nasıl? Sen arkadaşının yanında ol ve ona bir şey söyleme. Merak etme, kötü bir şey olmasına izin vermem. Tamam mı? Sana güveniyorum. Ertesi gün Antonio mahkemeye getirildi. Hakim önündeydi. Beyefendiler, ne davası bu? Lord Shylock Thunders, Antonio Basilus davası. Duruşmayı başlatıyorum. Dava oldukça açık sayın yargıç. Antonio'nun bana 3000 duka borcu var. Ben ona o parayı borç olarak verirken bana bugüne kadar ödeyemezse sahip olduğu her şeyi bana vereceğini söyledi. Sözleşmenin tarihini değiştirmiş efendim. Sessizlik, Bay Thunders, lütfen bana sözleşmeyi gösterin. İşte burada sayın yargıç. Ne var ki Bay Thunders, Bay Antonio'nun mal varlığının değeri 3000 dukadan çok daha fazla. Neden bu miktarı karşılayacak kadarını almıyorsunuz? Özür dilerim efendim ama sözleşmeyi Antonio imzaladı. Anlaşma anlaşmadır. Verilen söz sözdür. Bay Antonio, böyle mantık dışı bir sözleşmeyi nasıl imzalayabilirsiniz? Bay Thunders, yeniden düşünün. Bu insanlık dışı. Sayın yargıç, bu sonuna kadar yasal. Antonio'dan istediğim tek şey imzaladığı sözleşmeyi yerine getirmesi ve sözünde durmasıdır. Bay Shylock Thunders haklı sayın yargıç. Bay Antonio imzaladığı sözleşme şartlarını yerine getirmeli. Bay Thunders, sözleşme gereği Bay Antonio borcunu bugün ödemezse
Sahip olduğu her şey bugün itibarıyla sizin olacaktı, öyle değil mi? Aynen öyle. Ve bunu yeniden düşünmeyi istemiyorsunuz sanırım. Hem de hiç. Anlaşma anlaşmadır. Verilen söz sözdür. Pekala Sayın Yargıç. Bay Antonio'nun denizdeki kaybıyla birlikte her şeyi Bay Thunders'ın olacak. Tüm mesuliyet kendine ait efendim. Denizdeki kaybı mı? Evet. Bakın, bu mesaj dün akşam geldi. Gemilerinin geçtiği Akdeniz'de çok büyük bir fırtına çıkmış. Kaybını da siz karşılamak zorundasınız. Meblağ 20.000 dukayı bulabilir. Hayatta olmaz, asla. Bay Antonio'ya ait olan her şeyin sizin olacağını söylediniz. Bu durumda Bay Antonio'nun mülkü elde ettiği kazançla birlikte kaybı da size aittir. Buna hile denir Sayın Yargıç. Anlaşma anlaşmadır. Verilen söz sözdür. Avukat haklı. Bay Antonio'nun kaybını da siz karşılamalısınız. 3.000 duka borcunu siliyorum. Parayı da istemiyorum. Sözleşmeyi de. Yeter Bay Thunders. Davranışlarınız haksız olduğunu bile bile bir sözleşme hazırladığınızı ortaya koyuyor. Dürüstlüğünüz ve itibarınız hakkında ciddi bir soru işareti oluştu. Bu nedenle mahkeme tüm iş anlaşmalarınız detaylı şekilde incelenceye kadar sözleşme yapmanızı yasaklıyor. Götürün onu muhafızlar. Gemilerimin hepsi denizde battı mı? Denizde bir fırtına çıkmış. Benimle eve gel Antonio. Dinlenmen lazım. Antonio gemilerinin denizde kaybolduğunu duyunca çok üzüldü. Bassanio onu eve götürdü. Gemilerimin hepsini mi kaybettim? Evet, maalesef. Neden gülüyorsun? Bana bir dakika ver Antonio. Bassanio, beni savunmak için mahkemeye gelen avukat kimdi? Onunla tanışmak ister misin? İşte burada, Bayan... Portia, o sen miydin? Evet. Kaybın için gerçekten çok üzgünüm. İkinizin neyi var böyle? Neden gülüyorsunuz? Tüm gemilerimi kaybettim. Hayır, hiçbir şey kaybetmedin sen. Öğleden sonra 3'te Akdeniz'de korkunç bir fırtına çıktı. O mesajın sadece ilk kısmı, ikinci kısmı ise burada. Ama endişe etmeyin Bay Antonio. Saat 10'da fırtına çıkmadan çok önce o bölgeden çıkmıştık. Gemileriniz ve mallarınız güvende. Gemileriniz bu ayın 20'sinde Venedik'e ulaşacak. Ama... Shylock'a mesajın sadece üst kısmını gösterdik. Hakim de Shylock'a bir ders vermek istedi. O yüzden mesajın sadece ilk sayfasını göstermeme bir şey demedi. Shylock bir daha anlaşma anlaşmadır... Verilen söz sözdür demeye cesaret edemez. Portia, arkadaşım Bassanio, senin gibi akıllı, cesur ve erdemli bir kadınla evlendiği için çok şanslı. Teşekkür ederim.